Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain. Ala resulina Muhammedin selavat. Sayfa 220 Kastamonu. Aziz Sıdık kardeşlerim. Bu şiddetli kışta ve manevi dehşette ayrı tarz bir kışta. Bir maddi kış var. Bir de manevi kış varmış. Ahir zamana manevi kış deniliyor. Kış dışarıda soğuk olunca biliyorsun bazı şeylerden su çekiliyor. Çoğu mahluk mağarasına giriyor. İnsanlar ortalıkta yok. Evine kapanıyor. Dışarıda pek zaruret olmadan bulunmuyorlar. Allahu alem müştabi derdi Peygamber aleyhisselatü ahir zaman olduğu zaman kılıcınızı körleyin hadisini ve kılıfına koyun, evinizden çıkmayın. Bu hadisi zikrederdi. Demişler Resulullah aleyhisselatü vesselam bu ne zaman olacak diye, yani şimdi de acaba böyle midir diye aynı soruyu bir soruyoruz. Şöyle de demiş. Ne zaman mucibince amel yapılmaz, kişiler kendi reyleriyle hareket ederse o zamandır. Şimdi mesela adam topa bir defa vurmamış, saatlerce top muhabbeti yapıyor değil mi? Adam tıbbın tesini okumamış, bana göre diyor değil mi? Otları biraz okumuş, he doktorum. Artık kesiliyor şey doktor. Dinin desini bilmiyor. Bana göre diye başlıyor. İşte bu hastalık ustad da şey yapmış kısacası. Her asırda bir mergup meta var. Revaçta olan var. Siyaset merakları, felsefe ve hayat-ı dünyevinin temini. Bu olduğu zaman ahir zamandır işte. Felsefe zannediliyor ki okuldaki felsefe. Bu mevzuyla alakalı olduğu için bunları izah etmem ihtiyacını duyuyorum. Okuldaki felsefe değil, kendine göre yorumlarsa, ayet ve hadisleri kafasına yatarsa yoksa reddetmesi, bunun hakkında da rivayet var. Ve ayet de var yani. Böyle. Bu felsefedir. Kafasına yatmayanı çok rahatlıkla inkar edebiliyor hadisi. Siyaset metağı artık geveze olacak bütün kafalar. Üçüncüsü de hayat-ı dünyevin temini. İnsanların indir, bindir, yat, kalk, akıl, fikir hep şey. Dünya hayatı, araba, bina, o ya. İşte bunu izah etmek şundan geldi. Bu şiddetli kışta, bu maddi, manevi dehşetli ayrı tarz bir kışta. Anlattım bu. Ve nevi beşer, İçtimai hayatında müthiş kanlı diğer tarz bir kışta savaş. Yine bu da tutuyor değil mi Fethi abi? Evet, üç. Üç. Böyle çırpınan bir çarelere. Çırpınıyor. Masum, mazlum da, mağdurlar da yanıyor. Böyle dönemde rikati cinsiye ve şefkati nevi cihetinden gelen şefkati cinsiye, yani aynı cinse alaka, rikati cinsiye, şefkati neviye. Yani hayvanlara ve insanlara ve topluma gelen bu sıkıntıdan, cihetinden gayet derecede bir hüzün ve elem hissetti. Hüzün ve elem hissetti. Üzüldüm ve elem çektim. Tamam. Çok yerlerde beyan ettiğim gibi yine Erhamur Rahimin ve Ahkemül Hakimin olan onların Halik-i Kerim ve Rahimin hikmet ve rahmeti benim kalbimin imdadına yetişti. Yani insan dayanamıyor bu zulümlere. Dayanamıyor. O zaman ustad da teveccüh etti. Kim cevap vermiş ona? Erhamur Rahimin
Bir, yani rahimlerin en merhametlisi, en rahimlisi. Bu başka rahimler de mi var anlamında değil. 32. sözde bunu söylüyor biliyorsunuz. Ahkemul Hakimin, Erhamur Rahimin gibi o tabirler başka halikleri de böyle gösteriyor gibi diye böyle soru var 32. sözde. Şimdi ustada Erhamur Rahimin ve Ahkemul Hakimin, hüküm, ahkam getirenlerin, hüküm getirenlerin en mükemmeli, en harikalısı olan onların Halik-i Kerim'i, yaratan ve iyi şeyleri ikram eden Allah, Kerim'e demek. Bir, bu bir. İki, Rahim'in hikme ne yaptı? İmdadına bakın ne yapacak? Rahim'in hikmeti, rahmeti benim kalbimin imdadına yetişti. Bir daha söylüyorum. Halik-i Kerim ve Rahim'in hikmeti. Bak, Halik-i Kerim ve Halik-i Rahim'in bir, hikmeti, iki, rahmeti benim kalbimin imdadına yetişti. Manen denildi ki, senin bu şiddetli tesirin, o Hakim ve Rahim'in hikmetini, rahmetini bir nevi tenkit hükmüne geçer. Senin bu şiddetli tesirin, o Hakim, hikmet sahibi ve Rahim'in hikmetini, rahmetini bir nevi tenkit hükmüne geçer. Niye? Çünkü rahmet ilahiyeden ileri şefkat olunmaz. Hikmet-i Rabbaniye'den daha ekmel, daha mükemmel, kemal hikmet daire imkanda olamaz. Peki Allah Allah'lığını mı müsaade eder mi yani? Allah rububiyetini bırakır mı başkalarına? Allah bizzat, Allah nuru semavat vel ard, her şeyin kuşatmış. E peki niye müsaade ediyor diye burada zımni bir şey var, cevap verecek. Demek ki senin bu şiddetli tesirin, o Hakim ve Rahim'in hikmetini, rahmetini bir nevi tenkit hükmüne geçeceğinden ne yapacağız? İlk önce usul bakımından kuralı getiriyor. Diyor ki, rahmet ilahiyeden ileri şefkat olunmaz. Madem Allah var, ilmi ihata ediyor, bu hadiseler de oluyor, o zaman benim gördüğüm gibi görmüyor. Bu bir. Benim gördüğüm gibi görmüyor. Onun bakışını yakalamak gerekiyor. Başka, hikmeti Rabbaniye'den daha ekmel hikmet daire imkanda olamaz. Peki ne olacak? Asiler cezalarını, masumlar, mazlumlar zahmetlerinden 10 derece ziyade mükafatlarını alacaklarını düşün ve senin daire-i iktidarın haricinde olan hadisata bir ölçü getiriyor şimdi. Bu bahaneyle genel bir ölçü getiriyor. Diyor ki, elin kesildi, araban çarptı, bir şeyin çalındı, ailevi sorun yaşadın. İstiyor musun bunları? Yok, haşa. Senin iktidarın dairesinin değil. Dışında bir hadise. Şimdi ölçü getiriyor. Diyor ki, senin daire-i iktidarın haricinde olan hadisata. Deprem mesela. Nasıl bakacağız? Onun merhameti. 2. hikmet. 3. adalet. 4. rububiyeti noktasına bakmalısın. Yani senin daire iktidarın haricinde ailevi sorun, iktidarın yetmiyor. Hırsızlık oldu. Elin kesildi. Kanser oldun. Ölümün keşif kolları gelmeye başladı. Senin daire iktidarın haricinde hadisata, kansere şöyle bak. Onun merhameti, onun hikmeti, bakma, bir, merhameti, iki, hikmeti, üç, adaleti, dört, rububiyeti noktasında olaya bakmalısın. Ben de o lüzumsuz şiddetli elimi şefkatten kurtuldum. 168'li galiba işareti cazda diyor. Allah canibinden kudretin azameti altında bak diyor. Bao detayını anlatırken Allah böyle örümcekle, sineklerle mi misal veriyor?
diyor da orada anlatırken onu izah ederken diyor ki Allah canibinden bakmasan hangi canipten bakarsan bak mutlaka tereddütler, şüpheler, tenkitler var olur. Ne yaparsan yap. Vakti miydi? Yani böyle evet itiraz olmaz da içeride şu olur. Ya biraz da yaşasaydık yani. Keşke böyle olmasaydı demeye başlarız. Nedir o? Allah canibinden kudretin azameti altından bakarsan Allah Allah'lık yapıyor. Bizim gördüğümüz gibi, arzu ettiğimiz gibi olmuyor, değilmiş. Mesnevi Nuriye 147'de de şöyle diyor. Senin diyor nefsini Allah kainata mühendis mi yarattı ki? Bazı şeylere o iyi, bazıları yanlış diyorsun. Acaba nimet dediğin şey nimet olmasın? Yani kötü dediğin şey iyi olmasın. Başka bir ayette de şöyle der. Siz bir şeye hayır derseniz şer olur. Şer dersiniz hayır olur. Biz kendimize bakan noktadan bakıyoruz. Allah ise kendi rububiyeti var. Esma ve sıfatın iktizası var. Ondan sonra meyle-i âlâ sakinlerinin bakışı var. Ahirette sermedi manzaralar var. Esmalar hükmünü icra edecek. Dört, insanın fıtratı ebed için yaratıldığı için ebed alemine göre manzaralar yapılıyor. İnsanın alemini malzemelerle ruhu Allah'ın gayesi dünya ve ahiret insana cem ederek insanın ruhunu inkişaf ettiriyor. Sırf dünya cihetiyle insanın ruhu inkişaf etmiyor. Yani bu topladım böyle ayette hadiste topladım ezberden. Demek ki ben merkezli bakarsak pergeli eksik, nakıs, kusur, eğri gözükür diyor. Şualarda da öyle diyor. Allah'ın böyle ayetlerinde ve hükümlerinde eğri büğrü yanlış noksan buluyorlar diyor. Hatırladın mı? Yes'a yok. Nasıl Ömer? O ya bu nasıl yaptı falan bu olur mu? Yes'a yok. Nasıldı bakayım? Birinci şuada çok hoşuma gittiği için orası. Açayım onu. Ha. Yok burası da değil. Diyor ki ve yasuddune ve yasuddune an sebilillah ile der ki o bedbahların dalaleti muhabbeti hayattan ve temerrütten hayatı tapıyorlar. Putlaştırıyorlar mesela. Arabayı putlaştırmış adam. Çocuğu putlaştırmış. Yatıp kalkıp bedenini putlaştırmış. İndir bindir bunu yapıyor. Ruhunu bırakmış adamlar. Onu bıraktırmış. Bu bir oyundur mesela. Diyettir. Kilodur. Bilmem spordur. Tamam da. O kadar ihtimam hası nazar etmiş ki onunla yatıp kalkıyor. Psikolojisi bozulmuş. Kilodan. Bedeni putlaştırmış. İndir bindir bu. Tamam. Acayip şey yapmışlar. Yani hasır nazar etmişler yani. Beden, 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 beden. Diyor ki muhabbet hayattan bu. Ölmeyecek gibi. Bir de öyle bir hayatı var ki değiştirmeyi de yanaşmıyor. Temerrütten neşet ettiği için kendi hallerinde durmuyorlar, tecavüz ediyorlar. Bildikleri ve onun ile ecdatları bağlı olan dine adavetkârane menbaalarını kurutmak ve esasatını bozmak ve kapılarını ve yollarını kapatmak istiyorlar ve üçüncü cümlesi olan buraya okunacaktım. Ve bu ne ha ivaca ve bu ne ha ivaca buraya hatırlamadım ile der ki onların dalaleti fenden felsefeden geldiği için acip bir gurur ve garip bir firavunluk ve dehşetli bir enaniyet onlara verip nefislerini öyle şımartmış ki kainatı idare eden bak. Burayı dikkatinizi çekiyorum. Kainatı idare eden ilahi kanunların şualarını ve insan aleminde o hakaikın düsturlarını
sufli hevesatlarına ve müştehiyatlarına müsait görmediklerinden haşa haşa eğri, yanlış, noksan bulmak istiyorlar. Eğri, yanlış, noksan. Bu Müslüman'da da kısmen var yani, böyle Allah Allah ya, bu kanser nereden geldi ya, bu savaşa falan. Demek ki Allah canibinden, kudretin azameti altından bakmayınca, 30 sene evvel aşairlerde gezerken böyle sual ettiler. Neymiş? Acaba şu zaman ve dehrin şikayetindeki hatta büyük zatlar ve evliyalar dahi felekten ve zamandan şikayet ediyorlar. Şimdi öyle diyorlar, ahir zaman lanet olsun falan. Öyle diyorlar. Ondan Sani Zülcelal'in sanat-ı bedine itiraz çıkmaz mı? El cevap, hayır ve asla. Belki manası şudur. Güya şikayetçi der ki, istediğim emir ve arzu ettiğim şey ve teşehi ettiğim hal, şiddetle istediğim hal, hikmeti ezeliyenin düsturuyla tanzim olunan alemin mahiyeti müsait değil. Yani şu kainatın, dünyanın işleyişi insanın arzusuna, keyfine bakmıyor. Allah insana muamele ederken ahiret noktayı nazarıyla muamele ediyor ki ruhunda inkişaf olsun. Yani Allah'ın nazarında dünya emniyeti yok. Bir bardak kadar su kadar emniyeti yok diyor, değil mi? Hadiste. Allah'ın nazarında bir bardak kadar suyun, su kadar, bardak su kadar emniyet olsaydı kafirlere bir bardak su içirmezdi. Allah, Kur'an'da bu mana var, böyle meali söylüyorum, okumuştum geçen. Siz dünya talipsiniz ama Allah ahireti kazanmanızı istiyor. Allah nazarında dünyanın emniyeti yoktur diyor sizi. Dünyanın ahireti istiyor diyor sizin için. Demek ki Allah bu icraatı yaparken dünyada evirip devirip çevirirken ruhumuzun inkişafı birincisi, ahirette sermediği manzara ve bizim sonsuz hayatımıza malzem olacak. Esma-i Hüsna hükmünü icra edecek. Mele-i Ala ruhanileri, melekleri seyrediyor. Allah rububiyetin icraatı yapıyor. 5-6 tane sebep var böyle. Demek ki bu tanzim eden alemin mahiyeti bizim istemimize müsait değil. Ve inayet ezeliyenin pergeliğiyle nakş olunan feleğin kanunu müsait değil istediğimiz şeye. Mesela herkesin her istesi olsaydı Serdar, ne olurdu? Herkesin her istediği olsaydı. Bir kere Rabbim şahit, benim ilmim dairesinde. Eğer benim her duam kabul olsaydı, her istediğim kabul olsaydı, şimdi karşınızda bu kitabı okumazdım. Bu halde olmazdı. Şimdi bakıyorum ki bazı dualarımın kabul olmaması duamın kabul olduğunu gösteriyor. Şimdi kadar senin her istediğin kabul olsaydı ne olurdu sen? Burada olmazdın. Olmazdı kardeş. Nereleri istemiştin? Allah ne demek ki buraya getirdi. Bunu nasip etmiş. Demek ki bizim isteğimiz kainatın, feleğin, pergelin ucu değil. Ben merkezli işlemeyecek bu sistem. Ve meşiyet ezeliyenin matbaasında tab olunan zamanın tabiatı müsait değil, muvafık değil. Ve mesalih-i umumiyeyi tesis eden hikmet-i ilahiye razı değildir ki, şu alim imkan, feyyaz-ı mutlakın yedi kudretinden, şu okulumuzun hendesesiyle bak. Fethi abi, okul neydi abi? Aklımızın ölçüsüyle, hendesesiyle ve tehevvüsümüzün iştihasıyla. Tehevvüs, heveslerimiz. Heveslerimizin iştihası ile istediğimiz her bir semeratı koparsın. Böyle bir şey olur mu? Yani aklımızın mühendisliğiyle, hendesesiyle, ölçüsüyle. Bak, aklımızın hendesesiyle, tevhüsümüzün iştihası ile. Yani hevesimizin, iştahımızın, hevesimizin iştahı ile istediğimiz her bir şey koparılmıyormuş. Her bir semeratı koparsın. Peki ver de diyelim.
Verse de tutamaz. Düşse de kaldıramazsın yani. Mesela al istediğim nimetleri verse bana şimdi. Nasıl tutacaktım ya ki o nimeti? Uçağı kaldırmak bir mesele. Uçağı kaldırmak yetmiyor ki. O irtifada tutmak çok zordur. Sübel abinin tabiriyle. Yani nurcu olmak kolaydır der. Yani uçak kalktı. Bir şekilde kalktı. Rüzgara direndi kalktı. O irtifayı nasıl tutturacaksın? İstikamet çok önemli. O istikametsiz yollar içinde, o kadar fırtınalar, dalgalar içerisinde o irtifayı nasıl tutturacaksın? Yani evvelü efsatu ahirü derdi. Yani ilki tamam. Ahmet çocuklukta işte kaldı abimizin yanında. Beraber kalıyorduk. Tamam, kalktı uçak. Şimdi o irtifayı nasıl tutturacaksın? Yani bu işte zor. Çünkü harici fırtınalar acayip. Sabit değil. Aynı güzergahtan uçuyoruz doktorum değil mi? Bodrum'a gittik. Bakıyorsun daha çok güzeldi. Bir bakıyorsun ki öyle bir afata düştük uçak türbülanstan kurtulamıyor. Tehlikeler atlatıyoruz vesaire. Ve mesela şaşıracaksınız. Bodrum'a giderken uçağın iniş takımları açılmadı. Yaklaştı Ömer. Pas geçti uçak. Yani mümkün değil dedim ya bunda bir şey var. Birkaç defa denedi. Yani kaç defa denersin? Üç defa diyormuş ama ne üçü? Son bir defasında açıldı. Şimdi istediğimiz gibi değilmiş yani bu alem. Demek ki aklımızın hendesesiyle, teyevvüsümüzün, hevesimizin iştahası ile istediğimiz her bir semeratı koparamaz, koparsın. Verse de tutamazsın. Düşse de kaldıramazsın. Evet, bir şahsın teyevvüsü için, bir şahsın hevesleri için büyük bir daire-i muhita hareket-i muhimmesinden durdurulmaz. Sif Ahmet her istediğin olsaydı var ya zihni sistemi bozulur ha. Sif senin isteğin olsa hep. Olur mu abi ya? Lan şurayı istiyorum desen ne olacak? Orayı da istiyorum. İstek durur mu? Havada gitmek istiyorum. Uçaklar alt üst edersin. Arabam havada uçsun. Suda ben yaya geçeyim. Ne olacak bu yer çekimi? Sistemi bozdun ya. Adetullah'ı bozdun. Adamlar gizledikleri halde kerametleri bir kenar köşeden bir şey olmuş da ya ne oluyor falan böyle falan. Olur mu böyle şeyler demeye başlıyor. İtiraz ediyorlar. Yani adamın uçak uçuyor, adam manen uçmasına nasıl olur ya diyor. Çünkü kendisi gibi düşünüyor herkesi. Uçuyor adam. Niye? Adam torbayla da uçuyor. Geçen bir video gösterdiler. Aklım durdu ya. Torba giydi. Havada ya 300 kilometre hızla gidiyor. Havada dağdan aşağı torba giymiş ya. Nasıl bir videoysa. Paraşüt Paraşüt değil ya ben acaba doğru mu da onu da şüpheliyim ha. Ondan sonra diyor adam çıktı içinde şöyle böyle. aşağı Ha o. paraşüt gömlek diyorlar. Paraşüt gömlek ha. Evet. Adam ben şimdi yapamıyorum Fethi abi. Bu inkar mı edeyim şimdi? Yani acayip yani sistem. Onu her yolda yukarıdan aşağı değil de düzden uçsa böyle. Herkes uçsa. Yani acayip bir şey ya bu. Teslim ol ya. Şimdi harika bir yere gelecek. Ben bunları şey için okuydum. Gelecek bir yer için. Size dikkatinizi çekeceğim şurası için. Şimdi uyuyabilirsiniz ben oraya gelince uyanın diyeceğim tamam mı? Şimdi oturun ama bak anlaşalım. Şimdi uyun. Bak şuraya dikkat dediğim anda kalkın. İşte 30 sene evvelki cevaba Risale-i Nur dahi zelzeler bahsinde böyle küçük bir aşı ilhak ediyor ki her bir unsurun maddi ve manevi kış ve zelzele gibi hadiselerin yüzer hayli neticeleri ve gayleri varken mesela deprem hakikaten ne kadar can gitmesine vesile oldu. Ama kardeşim nice zekat vermeyenlerin malları zekat oldu. Nice gafil insanların imanı vardı ama gafildi. Şehit oldu. Şehit oldu.
Çektiği sıkıntı kefaret-i zünup oldu. Şimdi o bazı şehit olanlara sorsanız ki, ya birkaç dakika, 5-10 dakika çektin ama istersen olmadı sayalım, geri dön. Hayır, hayır der. Kazandığı şey, öldüğünü hatırlamıyor. Şehit ya. Bizim Trakya'da 2 ay kadar devam etti camiler. Sarhoşlar yazmaya başladı. Gözlük zedi. Öyle mi? O kadar, bundan sonra bıraktılar. Ya bu ya. 2 ay kadar devam etti. 2 ayda 2 aydır abi. Trakya'da mı? Evet. Sarhoşlar geldiler değil mi camiye? Bizim kayınçide şey bacanak bazen atıyormuş 3. şeyden ve kattan kelime-i şehadetle getirerek sarhoş yatmış. Hep sarhoş atıyor. Sarhoş ya. Don gömlek kelime-i şehadet getirerek sokağa fırlamış. Allah Allah. Kelime-i şehadet. Uyandı bak ya sarhoş ya. Ya sarhoş kelime-i şehadetlerle. Merdivenlerde. Sen ona o saatte kelime-i şehadet getirtirebilir miydin? Ya imkanım var. Uyuyor zaten. Nasıl uyanacak sarhoş? Don gömlek bir de. Sen çıkar mısın ona don gömlek şey? Subhanallah. Sokağa. Yani evet. Şimdi kötü olduğun nasıl dersin ya? Bak her bir unsurun maddi ve manevi kış ve zelzele gibi hadiselerin yüzer hayli neticeleri ve gayeleri varken şerli ve zararlı bir tek neticesi için onu vazifesinden durdurmak ve yüzer hayli neticeleri terk etmek, yüzer şer yapmak. Ta bir tek şer gelmesin gibi hikmette hakikate rububiyeti munafı olur. Yani tamam, şimdi gafillerin dünyadan kopuk insan böyle Allah'tan ahirete kopuk, onlar itiraz ediyor. Mesela tesettüre karşı olanların, bakın tesettürlü olanlar değil ha. Mesela zekata karşı olanların zekat verenler değil ha. Ben bunu denedim ya. Camiye yardım edip de İtiraz edenler göremezsiniz. Ben bunu kamerada çektim imamken almaya. Ya her hafta param diyorlar falan. Bir adam çok ileri her zaman konuşuyordu böyle. Caminin kamerasını merak ettim. Caminin yani her tarafını çekiyor. Hocayım ya ben. Tek sorumlusu. Ulan merak ettim. Bilgisayardan onlar geliyor. Ben sardım. Ulan bu adamı takip ettim. Bakın çıkarken veriyor mu? İnanın bana zerre kadar bir Ramazan boyu kaldım. 4 Cuma'da her bağıran oydu tek ama tek bağıran. Bir defa bir şey verdiğini görmedim kamerada. Sonra onu CD yaptım. Sonra son işte bayram şeyinde. Ondan sonra arkada işte vaaz bittikten sonra anlattım bunu. Ondan sonra dedim isim vermedim. O da orada. Böyle böyle oluyor. Aha sana dedim. Bu CD'yi al dedim. Hediye ettim. Sana özel bir CD veriyorum. Sonra duydum ki daha itiraz etmemiş. Şimdi bazı şer gibi olan şeyler var mesela. Neticeler de var depremde. Mesela çocuk bebek öldüğüne suçu vardı. Sahibi sen misin? Biz zaten suçlu mu arıyoruz? Deprem suça ceza mı veriyor? Herkese değil. Evet. Sen biliyor musun deprem niye olduğunu? Adetullah kanunu niçin olduğunu biliyor musun? Kuraklık niçin olduğunu biliyor musun? Semada niçin taş yağdığını geçmiş kal biliyor musun? Bir beldede ne çoğalırsa deprem olur. Zina. Başka? Zina ve zekat olmazsa. Zina çoğalırsa o memlekette deprem çok olur. Ya. Şimdi o insanları nasıl temizlenecek? Ne olacak peki? Şimdi kalkın. Şurayı okuyacağım. Reçet, hoş geldin. Maltepe'den mi geliyorsun? Pendik'ten. İşte eksik, kafadan eksik. Pendik'ten beri Zeytinburnu Adası mı gelinir? Kafadan eksik. Demek ki anormal olan normal. Ne demek? Bu bozuk cemiyette düzgün insan olmaması lazım. Çünkü fabrikasyon bozma var. Ama bu bozuk cemiyette düzgün insan olursa cemiyet sistemine göre bozuktan bozuk çıkması normal. Düzgün adam çıktınız, biz çıktık. Anormal olan normaliz. Mesela gözlük fabrikasından gözlüğün çıkması normaldir. Çorap da fabrikadan çıkar ama gözlük fabrikasından çıkmaz. Gözlük fabrikasından çorap çıkarsa
Anormal olan bir normaldir. Yani fabrika olması normal ama gözlükten çıkamıyor. Yani böyle insanlar da diyor ki gayret olunca hani ben uykusuzdum, bilmem yorgundum. Bak Pendik'ten Zeytinburnu'na dersi geliniyormuş. Murat da seviniyordu küçük. O ok meydandan geliyorum diye değil mi? Abi gelelim de nereden olsa gelelim. Harika. Alt olanlar da gelmiyor bugün. Ya alt katta adam gelmiyor evet. Nasip, sip. Nadir de mesela alt katta burada ders oldu gitmedi Kasım abiye gidiyordu. Elcima. Yukarı çıkmadı. Çıkmaz. Bugün derse gidiyordu ya. Derse gidiyordu. Derse gidiyordu yani. Ama ters gidiyordu. Daha yorucu. Acayip. Kasım abi gidiyordu ya. Gel çık yukarı yol. Şimdi bu kadar teneffüs yaptık. Şimdi okumak istediğim şey var. Arkadaşlar şer gibi gözüken var ya depremde, musibette, hastalıkta. Kanser şimdi tamam mı? Kanser. Burayı okum, burayı dinlemenizi istiyorum ve bitireceğim. Ha, bu hayır hayır. Mesela çocuğu aldı. Allah cennetine koydu. İmanı vardı. Namaz şart değil bakın. Boğuldu. Yandı. Depremle gitti. İmanı varsa şehit. Şehidi manevidir. İmanı varsa. Tamam mı? Varsa. Ama bazı böyle mutlak hayır olmuyor çünkü. Mutlak hayır. İmandır, mutlak şer küfürdür. İkisinin ortası. Bazı şer gibi şeyler de oluyor. Yani çok zulümler. Bazı şeyler. Şimdi onlara şöyle bakın şimdi. Hani hayır olan tamam. Şer kimdi? Din düşmanları da öldü, geberdi. O iyi. Şehitleri de şehit oldu. 2-3'ü söylüyorum bir daha. Zındık din düşmanlarını Allah gebertti. Ama üst tarafını söylüyorum Osman. Onları da şehit etti. Ortada ise ne sağcıyım ne solcu, futbolcuyum futbolcu cinslerden var. Bizden gözüküp iddiası ama onlar gibi yaşayanlar da var. Şimdi bu ortadakilere nasıl bakılacak? Şimdiye kadar buydu. Allah canibinden dedik. Bir de beşer canibi dedik. İki canipten bahsediyoruz. Şimdi orta bir sınıf var şimdi. Ne sağcıyım ne solcuyum futbolcuyum futbolcu. Bunlar ne olacak yani? Şehit olmadı. Ondan sonra kafir de değildi. Ama ortadan gitti veya ayakta sakat kaldı. Evi apartmanı gitti. O sarhoşlar gibi. Tamam. Şimdi onlara şöyle bakacağız. Fakat külli kanunların tazikinden feryat eden fertlere, geneli değil, kişi noktasında, kişilere, feryat eden kişilere Allah özel muamele ediyor. O fertlere nedir o? Bir, üç tane özel muamele var. Üç tane sistem var. Bir, inayatı hassa. Ne demek abiler? Hususi yardım mı? Hususi inayet. Yardım. İki, imdadat-ı hususiye. Hususi imdat ile ve ihsanat-ı mahsusa. Ona has bir ihsan. Üç tane. İhsanat-ı hassa. İhsanat-ı hassa. İmdadat-ı hususiye ve ihsanat-ı mahsusa. Bunu bir ezberleyebilsek. Üç tane. İnayat-ı hassa. İHE A, B, C, Ç, D, K, M, D, E şey A, B, C, Ç, D, G, H, H, I, I, I. Şimdi oradan ezberleyeyim. İnayat-ı hassa. İ ve H. İmdadat-ı hususiye. İmam, bak. İmam Hatip gibi abi. He? İmam Hatip gibi. İmam Hatip nasıl? İ, H diyorsun yani. Ha. İHE. Bak. İna i he inayatı hassa. İna. Ötekisi neydi? İmdadatı hususiye. Ondan sonra ihsanatı mahsusa. He. İle Rahman-ı Rahim her bir çarenin imdadına yetişebilir. Allah bunu özel çalıştırıyor. İnayet hassa. İmdadat-ı hususiye ve ihsanat-ı mahsusa Rahman-ı Rahim her bir çarenin fertlere özel bunu çalıştırıyor.
ya fetretten ya işte bir vesileyle özel muamele. Umumi kanun çalışmıyor orada. Çalıştırmıyor Cenab-ı Hak. Genel kanunlar kudretle çalışır. Hususi kanunlar tekvinle çalışır. Tekvinle yapar. Tekvinle kudret arasındaki farklardan bir tanesi de bu. Dertlerine derman yetiştirir ferde. Mesela 100 sene yaşasa adam o makamı kazanamaz. O haleti kazanamaz. Dünyaya öyle bakamaz. Belki de bu olacaktı. Ama bir kanser veriyor. Zaten ölecekti. Ne zaman? Ömür değişmez. Yani bir saniye ileri bir saniye geri gelmez. Kanser öldürmez. Ama Allah kanserle götürüyor. Kalp kriziyle götürüyor. Trafik kazasıyla götürüyor. Yani vesile ediyor. Aslında eceli bu. Yani ölüm şekli eceldir. Vaktin gelmesi ileri geri gitmez. Ömür değişmez. Ecel değişir herkeste. Yani askerlik hepimiz askerlik yaptık. Ama kimisi köprücü, kimisi şofördü, kimisi yazıcıydı bilmem ne. Bu herkes farklı olmasına ecel denilir. Herkesin ömrünün belli olmasına ömür. Ömür ve ecel. Şimdi Allah özel muamele ediyor. O zaman istinat hastası olur değil mi bu? Evet. Mesela kanserle bir makam kazanırsın ki vallahi o aletin açtığı koridor hazine-i sevap sen 100 senede yapamazsın. Öyle dünyadan küsersin. Öyle Allah'ı ve ruhu esas alırsın ki bedeni koyarsın kenara. Kanser isteyeceksiniz abi. He? Kanser isteyeceksiniz bize. Yani he, yani mesela şu anda biraz şey ya. Yani öyle bir halet veriyor. Mesela eline raporu verdiler. Kansersin dedikler. Dünya nasıl olur senin nazarında? O kadar nefret edersin ki 10 dakika devliye olursun. Halet ruhu bakımında. Hissiyatın öyle kopar. Öyle dünyevi hissiyatlar kokuşur ki nefret edersin. Ya be değmiyormuş be ya. Hakikaten ahiret. İnne darül ahirete leyyel hayvan. Yani la rahate fi dünya la dar ahiret demeye başlarsın. Öyle bir ahireti böyle arzu o noktada inkişaf etmek, kanseri tahammül edebilecek imanının inkişafını arıyorsun şimdi. İmanını arıyorsun. Ola bu kanseri nasıl yeneceğiz? İmanla. Kanser kalkmıyor. Kanser öldürmediğine fikri ve hissi bir hale geleceksin. Kanser adam öldürmez çünkü yuhi ve ümit Allah'tır. Ama o bahane. Askerlik. Herkesin farklı iş yapması. Herkesin bu dünyada askerlik yapıyor. Teriz şeklimiz farklı. Kanserle teriz oluyoruz. Trafik kazasıyla. Ne bileyim şunla bunla. Askeriyede de köprücüydüm. Ben ki öyleydim. En fazla en uzun köprüler 15 dakikada kurulur. Vadiden vadiye, nehirden nehire. Tankları geçireceksin. 15 dakikada tak diye kuruyoruz. Hepimizin bir askerlik teriz şeyi var. Özelliğimiz var. Buna ecel. Dünyada da biz askerdeyiz. Hepimiz farklı çıkacağız. Farklı vazife. Ötekisi Osman tekstilcidir. Kardeşimiz doktordur. Eczacıdır. Bilgisayarcıdır. Dericidir. Ben de tamircilik yapıyorum. Şimdi farklı farklı iş yapıyoruz. Bununla teris olacağız. Bunun adı eceldir. Ömür ise dünyada ne kadar kalacaksın? Ha, Allah onu bir ileri bir geri yapmıyor. O zaman bunun kalitesi nasıl yükselteceksin? Sen yapamıyorsun. Allah sana merhamet etti. Sana bir makam verecek ama amelin yetmiyor. Amelin yetmeyince günahın çok. Günahın silinmesi lazım. Yapamadığın ameli yükseltmek için kaliteni ya amelin yükselecek, acayip zirve yapacak. O mümkün değil. Kansersin, bilmem nesin. Mümkün değil. O zaman mevcut olan geçmiş günahını kefaret üzülüp nasıl olacak? Bir veriyor kanseri bir haftada, bir 10 günde belki de 20 senelik seyyatı yakıyor. Acayip bir halet o. Buna ne deniliyor? İnayat-ı hassa. İmdadat-ı hususiye. İhsanat-ı mahsusa. Erhamur Rahim'in Rahman-ı Rahim
Her bir çarenin husisi adamın kadının imdadına bunu gönderiyor. Müslüman tabi. Müslümana. Peki kanser olup da abi. Ama fetret ehliyse. Müsaade bir şey vardı ya kastım orada. Ha 111'de. Masum mazlumları. Ha. Mesela diyelim ki evet onu da şurada 111'deydi. Ona bile çalışıyordu Allah razı olsun. İyi hatırlattın 111'de. Bak kafire bile şöyle bir şey çalışıyor. Öyle şey geliş. Cehennem bile olsun orada üfet etmesi ve alışa gelmesi. Nasıl? Cehennem bile olsun üfet etmesi alışması. O da bir çalışıyor. Evet o da mesela cehenneme alıştırsa. 111'de mesela şey diyor. 15 yaşında yukarı olanlar ve masum ve mazlum ise mükafatları büyüktür. Belki de onu cehennemden kurtarır. Çünkü ahir zamanda madem fertret derecesinde din ve dini Muhammed aleyhissalatü vesselam'a bir lakaytlık perdesi gelmiş. Ve madem ahir zamanda Hazreti İsa aleyhissalatü vesselam vesaire devam ediyor da burada beşeriyet için çalışan yani bir mazlum ve masum okuyayım isterseniz. Hazreti İsa aleyhissalatü dini hakikisine hükmedecek, İslamiyet omuz omuza gelecek, elbette şimdi fetret gibi karanlıkta kalan ve Hazreti İsa'ya aleyhisselam mensup Hristiyanların mazlumları, yani fetretteki Hristiyan yoksa bildiği halde değil bak fetret, mazlumların çektikleri felaketler onlar hakkında da bir nevi şehadet denilebilir. Hususan ihtiyarlar ve musibetzedeler, fakir ve zayıflar, müstebit büyük zalimlerin cebir ve şiddetleri altında musibet çekiyorlar. Elbette o musibet onlar hakkında medeniyetin sefahatinden ve küfranından ve felsefenin dalaletinden ve küfründen gelen günahlara kefaret olmakla beraber 100 derece onlara kârdır diye hakikatten haber aldım. Cenab-ı Erhamur Rahim'in hadsi şükrettim. Ve o elim, eylemi şefkatten teselli buldum. Haber aldığımı tenkit ediyorlar. Ona Kur'an'dan haber almak değil mi? İle böyle gaybden almak değil mi? Hadis-i şeriften haber aldım. Bir mektup geldi, sende haber aldım. Demiyor muyuz? Mektup haberdir. Mesajda bana bir haber geldi arkadaşlar. Vahiy geldi anlamında mı? Bana bir mektuptan veya bir yazı geldi, ben oradan aldım bu haberi. Yani kütüb-i siteden yani. Ustadım kendine de itiraz ediyor. Şimdi demek ki fetret ehline de Allah hususi muamele ediyor. Dertlerine derman yetiştiriyor. Fakat o ferdin hevesiyle değil ama. Ya Rabbim senin hevesin kainata mühendis yaratılmadı. Hakiki menfaatiyle yardım eder Allah. Allah'ın gayesi ahireti kazanmamızı istiyor. Bazen dünyada istediği bir cama mukabil ahirette bir elmas verir. Ya. Şu cümleyi de okuyayım müsaade edersen. İşte hoşunuza gidecek. Eğer bulursam Mesnevi Nuriye kaçtı? 147 miydi? 191 miydi? Ve Levit de Be'u diye başlıyordu da 100 bakayım nerede olabilecek miyiz? Ondan sonra o diyor senin diyor kainatı Allah mühendis yaratmadı. Ömer kaçıncı sayfaydaydı abi? 110 oldu. Felsefeci söylediğiniz zaman çok hoşuna gitmişti değil mi abi o? Hangisi abim bir de söyler misin? Kainata seni mühendis yaratmadım. Adamın çok hoşuna gitmişti. Acayip, acayip garibine gitmişti. Bir daha söyle, bir daha söyle. Kaç defa söylettirdi bana. Dur bakayım neredeydi? 193. 193 mi abi? 193. Niye ezberleyemiyorsun Hasan? Hep şeyin kabahati. Serdar'ın kabahati. Bismillahirrahmanirrahim. Ve levittebe'el hakku ehve'ehum lefesadetis semavatu vel ard. Eğer her ferdin keyfine göre hareket edilirse dünyanın nizam ve intizamı fesada gider. Ey müteşekki! Ey şikayet eden! Sen nesin?
Neye binaen itiraz ediyorsun? Cüz'i hevesini külliyat-ı kainata mühendis mi yapıyorsun? Kopmuş olan zevkini, ya kopmuş işte, bu daha iyi olurdu, daha biraz da yaşardım. Kopmuş olan zevkini nimetlerin derecelerine mikyas ve mizan mı yapıyorsun? Ne biliyorsun ki zannettiğin nimet nikmet olmasın? Senin ne kıymetin var ki sineğin kanadına muvazi olmayan hevesini tatmin ve teskin için felek çaklarıyla hareketten teskin edilsin? Ben bir şey isteyeceğim, şu kainatın idaresi değişecek. Olur mu ya? Ayıp ya. Bunu istemek de ayıp yani. En iyisi ya Rab ne yaparsan yap karışmıyor. Çünkü ben bana yakınlıktan daha çok sen bana daha yakınsın. Ben kendime merhametli olsaydım bu günahlar işlemezdim. Allah bana benden daha merhametli. Merkez Efendi gibi mi abi? Merkez Efendi gibi. Aferin. Merkez Efendi. Allah ne yapıyorsa karışmayacaksın. Onu merkeze koyacaksın. Ben böyle yapardım demeyeceksin. Eksiklik yapıyorsun. Biz dünyaya dünya cihetiyle bakınca nakıs görüyoruz. Allah ahirete göre muamele ediyor. Allah ruhun ezeli ve ebedi inkişafına göre ruha muamele ediyor. Allah meleği ala sakinlerine göre muamele ediyor. Allah esma-i hüsna ve sıfatın iktizasına göre muamele ediyor. Evet. Bu kadar. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha.